Hiçbir şey sordular mı? Yok. Hiçbir şeye de bakmadılar değil yok. Mi? Testi niye yaptırdık biz? Öyle aa, mi? Aynen aşağı bakmadılar, teste bakmadılar. Yok oğlum burada bakmadılar. Sonuçta Türkiye'den geldik. Bak bence Lizbon'da da bakmazlar artık. Budapeşte'den selamlar. Evet videoyu daha önce çekmeye başlayamadık. Çünkü açıkçası pasaport kontrolünden içeri girebileceğimize çok inanmıyorduk. O yüzden ben videoyu başlatamamıştım yani. Şu an birazcık içimiz rahatladı. Lizbon'a gidiyoruz. Şu an aktarma yapmamız lazım. 2 saatte Budapeşte'ye geldik. Diğer uçağa 4 saatimiz var. O yüzden ya havalimanında yemek bir şeyler çözeceğiz ya dışarı çıkacağız bakacağız. Markete girelim bakalım. Lan euro yazmıyor mu burada? Yok. Hiçbir fikrim yok şu para birimi nasıl bir şey ama Anıl'ın söylediği kadarıyla 3000. O renk 9 euro civarı. Yani okey o zaman ya. Yulafımsı bir şeyler yiyebilirim ben. Misli. Hiçbir şey bulamazsam diye bir misli alayım ben. Meyveli sular falan var, vitaminli sular. Belki onlardan alırım biraz. Janjanlı bir şey olsun. Ne? Asitli? Tamam. Ben yurt dışında hep gazlı su akar yurt dışında. 3 euro tuttu. Anıl şu an... Forint olarak geri alıyoruz ki dışarıda yemek yediğimizde uğraşmayalım. Beyin bedava. Kaç euronun üstüne alıyorsun? 20 euro üstüne alıyorum. Okey o zaman. Bunlar atıştırmalık. Ben yulafımı garantilik olarak aldım. Dışarıda yemek yemeye bakacağız. Ama bence o kadar euro yetmeyecek ya. Yani 17 euroyu hayır, çevirttik 17 değil mi? 17 euroluk geri ödeme aldık. Ne kadar geldi baktın mı? 5000. 5000. 5500 biraz da bozuk var. 6000 falan. 6000 forint 17 euro etmiş oluyor yani. Okey. 17 euro on yenir be. Yenir yenir. Yenir 17 ya. Euroya da yiyemiyorsak. Yani o zaman batarız burada. Zaten dönemeyeceğiz. Konuma baktık ve 2-3 kilometre yakınlarda full yemek yemelik yerler görünüyor. Otobüse falan binmek istemedik. Bir yarım saat yürüyeceğiz gibi görünüyor. Şimdi Anıl fıstık gömüyor her zamanki gibi. Macar fıstığı. Macar fıstığı. Ben de Macar yulafı yemek istiyorum. Oha, biraz fazla sertmiş. Çikolatalı bir şey denk geldi. Bana hiç de bakmadım ha ne aldığımı. Ama okey. Açlığımız bir gitsin de. Gerçi gidip de ne yiyeceğiz? Büyük ihtimalle yine ekmeği olan bir şey yiyeceğiz. Burada yine yenir. Valla buranın dönerleri güzel oluyor ya. Döner. Gidip kesin şimdi Türk dönercisi buluruz yani. Yunan döneri güzel oluyor burada. Yunan döneri mi? He. Kanalda linç yemişsin. O yüzden gidip Türk dönerci bulmamız lazım. Evet Anıl. Avrupalı olduğumuz için kırmızı ışıkla bekliyoruz. Lütfen. Yurt dışına geldiğimizde yurt dışındaki kurallara uyalım. Sonra işte Türkler böyle diye adımız boka çıkıyor. Koş! Boş! Bir şey yaptın. Bir gittin lan öne. Vallahi koşuyorum. Bayağı da boştu bu arada yani. Geldik. Elimizde 6000 var ve buradaki her şey yetiyor ya. Aynen. Rahatız yani. Rahatız. Ne diyorum? 5000. Beklediğimizden fazla çıktı. Evet. Okey. Okey, thank you. 20 forint indirim yaptılar. Hadi bakayım. Gördüler bir anda çok şaşırdık, çok çaresiz. Kalanı istemediler. Tavuk aldık bu arada ve mantarlı makarna. Aynen. Doyduk. Şimdi yarım saatlik yolu geri döneceğiz. Dolaşacak bir yerde yok zaten. Yürüyerek havalimanından uzaklaşamayacağız pek. Diğer uçağı bekleyeceğiz. Macaristan'ı gezmedik demeyiz tabii yani. Tabii. Oğlum esnaf lokantasında bile yemek yedin yani Macaristan'da. Ne olsun? Bir Anıl'ın moralini tekrar bozayım. De agalar normalde ne olur? Check-in 1 saat kala kapanır. 1 saat önceden, 1,5-2 saat önceden yapılır, uçağa binilir. 3 saat önceden check-in'i kapatıyorlar. Online check-in yapmıyorsan para vermen gerekiyor. Tamam bunu anladık. Hani anladık dediğim niye böyle bir şey var bilmiyorum ama insan böyle ufak bir paraymış gibi düşünüyor. Bileti biz 300-400 liraya mı aldık? 200 lira falan da sanki. Hmm. Biletin kendisi 200 lira. Check-in'e tahmin edin kaç para verdik? Burada bir dondur böyle. 40 euro verdik kişi başı. 40 euro hani 15 ile çarpıyorsunuz. 600 lira falan. Yani falan bir 600 lira. Biletin kendisinden çok daha pahalıya geldi. Halim bak. Daha uçağa binelim de. Barış kaşık istemedi. Yulafla boğuşuyor. Bayağı da şey böyle sanki illegal bir şey yiyormuşum gibi. Umarım inince daha güzel yemekler bulacağız. Azal bize yemek yapmış olur ne diyor? Azal yemek yapsa ne şaşırırım var ya. 40 euro. Boğazımızdan keserek çıkartacağız. 10 tane uçak sandviçi yiyebilirdik. 10 tane. Sadece yulaf yiyeceğiz. Şey başlık Portekiz'de bir hafta boyunca yulafla besleniyoruz. Su da alamıyoruz pahalı diye. Susadım ya dilim damağım kurudu.
Oğlum 4 saat bitmedi be. Şimdi metroyu bulup metroda da bir aktarma yapacağız. İki trenle umarım Airbnb evimize gidiyoruz. Evet, tam hiçbir şeye ihtiyaç yok diyorduk. Tam böyle kapının çıkışına pusu kurmuşlar. Orada aşı kartına ve teste de bakmadılar gerçi. Testi de yaptırdık boşuna, 250 lira verdik. Teste kesinlikle bakan olmadı. Pasaport ve aşı kartına baktılar. Her ülke o kadar dengesiz ki, bilmiyorum yani. Neyse, sıkıntı yok, devam. İki tane kart. Şimdi şu makineden çıkarttık. Kim ne? Kesinlikle anlamadığımız bir bilet sistemi var. Makineden ticket çıkardık ve içine 1-2 tane basımlık bir şey yükledik herhalde, umarım. Ve umarım doğru yere gidiyoruz. Şimdi diğer aktarma metro değilmiş, trenmiş. O yüzden şöyle bir bilet daha aldık. Bu bilet de 3.70'e bunu aldık. Nasıl okunuyormuş? Alcantara. Alcantara. 15 saattir falan yoldayız. 15 saati geçti hatta. Tuttuğumuz Airbnb evini bir bulursak rahat edeceğiz. Şu an trenden indik ve Hazal'ın attığı konum, evin konumu şurası gibi görünüyor. Gel. Gerçekten orasıysa bayağı güzel yani. Aha, aynen. Çok çok kafiydi ya. Biz de bayağı bağırdık yalnız yani. Duydun mu? Duydum tabii lan. Aman açtın değil mi? Her şey duyuluyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Anıl ya, seni Allah'ım da görmeyi beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Ben evet. Ne oldu? Evin şeyini söylüyorum. Çünkü ben çamaşır makinesini çalıştırdım. Evet. Aynı zamanda şu çalışıyor arkadaşım. Sigorta patladı herhalde. Ve aynı zamanda yemek yapıyorum. Sigorta 4 kere gitti. Güzel, ateş çıkmadıysa sıkıntı yok ya. Geliyorum buraya, açıyorum, gidiyorum, ocağı yediyorum, kapanıyor, geliyorum buraya, açıyorum. Hiç sıkıntı yok. Evimiz güzelmiş ya. Evet oğlum, şu içerideki yatağı falan mı? 2 katlı yatak var. 2 katlı, üf. Aşağıda sen yatarsın. Fark etmez vallahi. Bura ne? Tuvaletimiz var, ışık. Oh, yanlış. Bayağı iyi bu arada he. Burası mutfak. Bence bayağı iyi yer bulmuşsun ya, başarılı yani. Beğendim. Ya yer falan da iyi. Güzel. Metrodan indik, konuma şöyle baktık, direkt burası falan yani. Aynen ya. Bak yine gitti. Tavuk mu yapıyorsun sen? Bu Hazal'ın sanat eseri mi? Makarna. Aynen. Yağ da koymamış. Demek bizim geleceğimizi duyup... Domates sosuyla karıştırdım ya. Bizim için yaptıysan yeterli. Bizim için miydi? Bizim için yaptım. Yalan. Ben de yedim. Parkurcu toplantısı. Şu an Lizbon'a gelip Lizbon'da neler yapılır? Lizbon videoları izliyoruz. Şu an Portekiz'e gerçekten bu videodaki göreceğimiz çoğu şeyi yapmak için geldik yani. Yani parkur böyle bir şey. Ülke ülke, mekanlara özel gidip takılmak istiyoruz yani. Hazal'ın kahve makinesiyle imtihanı. Aha, başardım. Biraz yanlış oldu. Tamam, onu buldu da suyu ısıtıyormuş. Şimdi... Biraz da olsa bir kahve akıyor. Tadı önemli şimdi. Yani umarım nasıl bir şey çıktı bilmiyorum. Ama ne yaptığını da bilmiyorsun değil mi makinede yani? Her şeye bastın sadece. Bu arada bizim suyumuz bitti galiba ya. Güzel, muazzam bir Portekiz kahvaltısı. Çikolatalı yulaf, Anıl'ın yumurtası. Almost menemen. Geç, kırmızıda geç. Türk olduğumuzu belli etmemiz lazım. Lizbon'daki ilk sabah mı? Aynen. Heyecan var mı? Var. Hazal'ın da daha önce gitmediği, bayağı ilk defa yani yeni bir spota gideceğiz burada. Başlangıç için güzel bir mekan gibi görünüyor. Öyle çok yüksek, korkunç duvarlar falan yok. Acaba. Hiçbir şey yapamadılar daha böyle. En basit şeyleri atlayamadılar. Kalabalık olacağız galiba. Kalabalık olacağız. Bayağı böyle şey, Almanlar olacak. Almanlar. Avusturya, aynen. Almanlar. Böyle 4 Alman, 2 Avusturya. Portekizler. Aynen. Bir de 3 Türk eklenecek şimdi. Yani galiba burada hava iyi olunca Avrupa'dan insanlar buraya kaçıyor. Aynen. Almanlar falan soğuktan buraya kaçıyor. Biz de artık galiba yaparız böyle.
Paramızın yettiği kadarıyla. Ve kamera anına döndü. Karşıya geçeceğiz galiba. Aynen, köprüden geçeceğiz. Ben de hiç gitmedim. Pek tamam. Lisbon olmuyor galiba karşısı. Ya karşısı Almada diye geçiyor. Almada, okey. Hani yarım saat otobüsü, bakalım. Almazsa almasın. Bunun üstüne kapatırım kaydı ben. Buradan hemen Hasan'ın vloga mı geçiyorsun? Aynen öyle. Benimki İngilizce olacak. Her salı video atıyorsun sen de herhalde. Aynen. Hiç haberimiz yok. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Aynen. İyi takip ediyorum seni. Yakından. Biliyorum. Belli oluyor. Anıl, otobüse de 3.40 verdik. Ne diyorsun? Düşünüyor musun? Her şeyi 20 ile çarpıyor musun? Çarpmıyorum, yok. İşin içinden çıkamam. Bayılır kalırım vallahi. Ama normalde Lisbon içi daha ucuz oluyor. Hı-hı. Yani bu karşıya geçtiğimiz için bence böyle daha pahalı. Normalde 1.5 falan galiba. Şu an 3.5. Okey. Şimdi otobüsten indik ve konuma bakıyoruz. Kaç dakika yazıyor? 9 dakika yürüyeceğiz. Buluşma mekanına gidiyoruz. Evet, mekana geldik. Benden iyi yapıyorsun. Ben bir tane sektiremiyorum. Şimdi bak, o kadar takla atıyoruz, kimse bir şey demiyor. Şimdi şu top sektir, içime bir sürü küfür yiyeceğim. Bak Barış, ben sana öğreteyim mi tekniği? Öğretir mi? Böyle alacaksın, tamam mı? Şunu şöyle yukarıya doğru. Bak. Evet. Evet. Hazal'ın direkt gözüne kestirdiği yer. Çok güzel ketlip ya. Buradaki ketlip, buradan koşarak. Sadece şu aşağısı. Aşağısı videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum da sıkıntı yüksek. Şurada referans ayak izleri var zaten daha önceki insanların aynen, yaptığı. Aynen. Aşağısı kaç metrecek yani? Yani 3 metreden fazla aşağısı. Bir de taş da, zemin de biraz şey böyle hani. Evet ya, böyle bok gibi bir zemin. Doğru. Bok kullanıyor musun? Kullanıyorum. Çok kullanırım. Bir de şöyle de bir şey var. Şimdi ketlibi yaptıktan sonra geri nasıl ineceğiz? Yani muhtemelen şu kutuya ineceksin ama o kutu sallanma mesela. Bu noktada Pedro'yu bekliyoruz ki. Aynen, bir soralım. Bilgi alalım, evet. Veya acaba içeriden mi geçiyoruz falan mesela? Nasıl oluyor? Bizi lütfen alın buradan diye yalvarıyoruz. Daha kalabalık olmadı. İlk ısınma koşumu yapacağım. Kamerayı devirmeden stick challenge. Ben tutlayamadım. Anıl abi güvenemedim. Anıl neyse, gel hadi Anıl. Kesinlikle başlayamadık daha. Isınmaca. Ama bu arada spot bayağı rüzgarlı. Yani birazcık da gölge. Ben üşüdüm ve giyindim. Tek gölge yerde takılıyoruz galiba. Her yerde güneş var. İyi, güzel. Ne planladın? Ben gene şu line'ı yapacağım. Sonra buradan, aynen buradan geleceğim, aşağı kadar gideceğim işte gittiğim kadar. Güzel. Ben yine çok saçma şeyler düşünüyorum. O yüzden iyice ısınmak gerekiyor. İyice ısınmam lazım. Sol aynen. Dizim ağrıyor zaten. O aynen. Artmadan çözmem lazım bu işi. Şimdi sen buradan konkre. En baştan çift ayak, plyo, çift ayak. Sonra buradan dive konkre. Evet. Çok yakın. Doğru.
Yes, it's already there. It's already there. You guys did the same thing, literally. Yes. New people. Yeah, let's go for you. Hello, how are you doing? Oldum. Bas. Yes, let's go. Yes. Konuş, nasıldı? Güzeldi. Cat dip'i bir an yapamayacağım sandım da. Oldu yani. Korka korka şuradaki cat'i yaptım. Birçoğunuzun bildiği gibi Almanya'da tam olarak cat hareketini yaparken ayağımı koyduğumda saçma bir şekilde kafkasım yırtılmıştı. Videoda bildiğin orada bir kas atıyor. Neyse, o mentali, o psikolojiyi atlattım çünkü o zamandan beri bayağı bir süre boyunca bir daha cat herhalde atmam. Ayağımı o şekilde koymam diye düşünüyordum. Hep böyle bir korktum ayağa koymaktan. Ama okey. O zaman antrenman devam ediyor. Şimdi diğer ekip geldi. İki tane zaten çok ünlü adam var burada. Matias ve Pedro var. Güzel ortam var. Hazal şu an kurduğu line'ın en sonunu deniyor. Her yere kadar geliyor. Buradan çıkıyor yukarı. Tekrar buraya geliyor. Burada sıçıyor. Burayı yapamıyor. Ya en son ki ya. En son aynen. Ama olur olur. Yapacağım bak şimdi. Atla el kongu. Havada komut veriyor. Attım. Lan buraya gelip burada da sıçmazsın ya. Darkong, dur ben bir bakayım nasılmış Darkong. Yok, ben buraya uzanamam bile. Uzanamam bile. Bir de orada neden püre gitmeye çalışıyor? Oradan hem yükselteceksin hem ileriye gideceksin. Zor, bayağı zor bir olay. Bir de ama rahat da deneyemiyorsun yani merdivenden falan da dolayı. Çapraz olması da zaten en büyük. Heh, bir de tabii o da. Saçmalıklardan biri yani. Tek koldan ittiriyoruz bayağı. O kadar saçma bir şey deniyorum ki aslında. Evet, ama çok güzel. Nerede ya? Görmedik, görmedik. Evet. Bu bence daha yakındı. Do you think is it possible? For me, not for me, definitely not. Ah, oh, okay. I missed this one. Already just the chrome is hard, I think. Yes. Olmadı. Olmadı. Yapamadım. Yani çok uğraşmam lazım buna. Kafamın daha açık olduğu bir zamanda belki. Aslında yaparsın ama hani tüm gününü yani evet, enerjini burada harcamaya değer mi? Her şeyimi diye vererek yapmam lazım. Güzel. Bas. Evet. Hazal, nasıl hissediyorsun? Bok gibi korkuyorum. Açık mı? Gayet açık bu. Evet, Hazal hazırım diyor. Get out of there, that's a house. Yeah.
İzleyiciler de böyle. You know, it only counts if you do three times. Fuck me. Çok korkutucuydu. Cam güzel gözüküyor ama hani duvarın yarısı yok. Evet, evet. Yani biraz az atlasam çok kötü şeyler olur. Aynen yani. Aynen. Hani ya yapacaksın ya yapacaksın yani o yüzden. Ama çok güzel dönüp var. Çok güzel bir çıkış var. Ve Ankara'da çok güzel bir catwalk var. Aynı bunun gibi. Canım Ankara. Onun hazırlığı zaten. Onun evet. Güveni burada işine yaradı. Ve burayı aynen. Yapan ilk kız oldum. Evet. Bunları şey yabancılar izliyorsa burayı koyalım. Duvarıma tekme atıyorsunuz diye şikayet geldi teyzeden. It's okay. One more? Yeah, it's okay. Bak şurada da başka bir spot var. Ya burası da öyle bir şey ki her 100 metrede bir efsane mekan var ya. Pedro descent yapıyordu burayı değil mi? Aynen. Sana nasıl geliyor? Bana da şu üste gidelim gibi geliyor. Hani aşağı inip bir saymak istiyorum. Ben bir hemen yapayım. Duvar çok fazla çapraz. Hani tutunacak bir yerin yok, elin sürekli kayıyor. Birden çok daha şey oldu. Direkt dümdüz evet. Bir daha geliyorum hemen. Haydi. Evet. Bas. Evet. Evet. Çok iyi lan. Ya şuradaki şey volt muhabbeti birazcık korkutuyor. İşte hep ya aşağısı birazcık. Garip olduğu için. Aşağısı birazcık garip olduğu için. Bir de duvar yani bayağı ız şey kaygan. Tozlu falan. Yüksek. Kısacası yüksek yani. Oha. Orada da dur demezsin yani. Tam daha antrenman ortasında akşam yemeğini söyledi. Neydi? Menümüzde ne vardı? Poke. Poke yapacağım ben bugün. Böyle somonlu, şeyli, ton balıklı inşallah diyelim. Bir de pilav mı yani? Ne? Aynen. En altta şimdi pilavımız var. Onun üstünde teriyaki soslu somon balığımız. Aman diyeyim be. Onun üstünde ıspanak düşüyor. Kim yapacak bunu? Beraber. Çünkü ben pilav yapmayı, benim pilavlarım güzel olmuyor. Pilavı başka biri yapsın. Tamamdır. Somon bende. Akşam yemeği için geldik. Portekiz market fiyatları. Ne diyorsun Anıl? Portekiz market fiyatları. YouTube'da nasıl izlenilir? Bunu normalde Türkiye'de hiç almaya çalıştın mı? Hayır. Belli. Şöyle 3 dilim somon alalım mı? Sonunda eve geldik. Birazdan yemekteyiz. Portekiz çekeceğiz. Hazal Nehir. Hazal show yapacak bize. Foto mu yapıyordu? Poça mı? Foko mu? Koça olsa sıkıntı var. Koke. Koke mi? Koke. Kesinlikle hayalimizdeki şeyi yapamadık. Ben buna inanmıyorum. Çok zor ya valla. Zaten baksana bu tava yanmış. Bunu nasıl temizleyeceğim? Biz evin içine ettik bu arada. İnanılmaz sıçacağız eve yani. Bak ama ev zaten bok gibi. Bak ocak ve fırın beraber çalışıyor. Başka hiçbir şey çalıştıramıyoruz. Direkt sigorta. Aynen. Harika görünüyor kesinlikle. Sen anlattığında gözümde çok daha başka şeyler canlanmıştı. Olacak olacak. Şu sofranın güzelliğine bakın. Her şey o kadar olması gerektiği gibi ki. Bence güzel oldu. Çok kötü. Kesinlikle değil. Bize anlattığında gözümüzde canlanan şey oldu. Çünkü bir dakika.
Çünkü somonu kılçıklar almışız. Evet. Tamamen orada patladık. Yani bak aynen masadaki tek sorun arkadaşlar gördüğünüz gibi somonun kılçıkları.